Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Manisa BBSK basketbol takımı 79-76'lık skorla sahadan mağlup olarak ayrılsa da başarılı bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Ligin iddialı takımları arasında yer almak isteyen Manisa BBSK 7 Ekim Cuma günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Muradiye Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren takım seyir zevki yüksek bir oyun sergileme hedefinde. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü basketbol takımı genel sekreteri Bora Çaylan, Pınar Karşıyaka maçında ortaya koydukları performansın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pınar Karşıyaka maçı esasında sonuç olarak bizi üzen bir maç oldu ama ortaya koyduğumuz oyun bizi sezonun tamamı için ümitlendirdi. Teknik heyetimizin kafasında planladığı her şeyi sahaya yansıttı oyuncularımız. Sadece maçın kritik anlarında tecrübe eksikliği dediğimiz, yani karşımızda da bu yılın, yani bu ligin gediklisi bir takım vardı. O kritik anlarda bir iki bireysel hatayla maçın sonucu belli oldu ama dediğim gibi oynanan oyun bizi sezonun tamamı için ümitlendirdi, inancımızı arttırdı. Çaylan takıma yeni katılan yabancı oyuncuların uyum süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Yabancı sınırı da geçen sezona göre arttı. 5 tane yabancı oyuncumuz vardı. Bu 5 yabancı oyuncuyu 3 tanesini daha önce Türkiye Ligi'nde mücadele etmiş takımlardan transfer ederek en azından uyum süreci biraz daha hızlı olsun diye düşündük. Bunun yanında da aldığımız oyuncuların 3 tanesi de milli takımlarda görev yapıyordu. Bildiğiniz gibi bir Avrupa Şampiyonası veya Güney Amerika Kupası'ndan dolayı bu oyuncularımız biraz kadroya geç katıldılar. Uyum süreci atlattılar ama daha tamamlanması gereken yerler var. Yani yolda daha da uyumumuzun artacağını düşünüyorum. Bu süreç tamamlandığında takımımız tam istediğimiz seviyeye gelecektir. 7 Ekim Cuma günü saat 19'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına hazır olduklarını söyleyen Çaylan, hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı. Onları en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Burada da her ne kadar Basketbol Federasyonu'nun deplasman seyirci yasağı olsa da Beşiktaşlı basketbol severlerin de mutlaka maça geleceğini düşünüyoruz. Centilmenlik içinde yan yana hep beraber maç seyredip basketbolun güzelliklerini hep beraber paylaşmayı düşünüyoruz. Bunun sonucunda da inşallah iyi bir oyunla da Beşiktaş'ı iyi ağırlayıp mağlup ederek göndermeyi düşünüyoruz. Biletlerin 4 Ekim günü internet üzerinden satışa sunulacağını söyleyen Genel Sekreter Çaylan, maçlara girmek için Pasolik kartına ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Şimdi maçlarımız işte Beşiktaş maçı Cuma günü saat 7'de. Maç bilet satışları 4 Ekim günü Pasto sistemi üzerinden satışa çıkacak. Şunu ayrıca belirtmek istiyorum. İnsanlar şöyle bir algı var. Bizim maçlarımıza girmek için Pasolik kartına ihtiyaç yok. İnternet sitesi üzerinden, Pasto'nun internet sitesi üzerinden günlük bilet alımlarıyla maçlara girebilirler. Maç günü salonumuzun önünde de bireysel satışlar olacak. Yani buradan canlı bilet de alabilirler. Ama benim tercihim, yani onlara tavsiyem, bir an evvel internetten online biletlerini almaları. Pınar Karşıyaka karşılaşmasında istedikleri oyunu sergilediklerini vurgulayan baş antrenör Ceyhun Cabadak, biraz da acemice hatalar yaptıklarını söyledi. Yani istediğimiz işlerin çoğu sahada görebildik istediğimiz işleri. Fakat maçın ilk devresinde biraz yumuşak başladık. İlk çeyrek özellikle 26 sayı yedik ki bu bizim normalde takım karakterimize uygun olmayan bir görüntüydü. Ama ikinci çeyrekten itibaren ve maçın ikinci yarısında bence kontrolü biz elimize aldık. İkinci devre skoruna baktığınızda zaten 4 sayıyla biz önde bitirdik ikinci devreyi ama maçı kazanmamıza maalesef yetmedi. Biraz acemice hatalar yaptık. Özellikle maçın sonunda yaptığımız birkaç tane tercih, top kaybı, bunların hepsi kendi potamıza hızlı hücum olarak geri döndük. Cabadak kendi sahalarında oynayacakları ilk maçı kazanmak istediklerini de ekledi. Bu hafta da Cuma günü kendi sahamızda ilk kez Süper Lig seviyesinde Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Beşiktaş Emlakçet'e karşı. Manisalıları da tabii ki o maça davet ediyoruz. Bu salonun dolmasını istiyoruz. Onların itici gücüne ihtiyacımız var. Çok önemli bir maç bizim için kendi sahamızda. Burada ilk maçımızda kazanarak başlamak istiyoruz. Ama dediğim gibi bunun için tüm şehrin desteğine ihtiyacımız var. Umut ediyorum ki burada güzel bir atmosfer oluşacak. Yoğun da bir ilgi var maça. O güzel atmosferde biz de kendi şehrimizi, takımımızı, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Takımda yerli ve yabancı oyuncular arasında çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen Odeanos ilk ligde kendi evimizdeki ilk maçımızdan galibiyetle çıkmak istiyoruz dedi. Önce bizim için zorlu bir maç olduğunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş is a really good team with young talent. Beşiktaş önemli genç yetenekleri olan çok iyi bir takım. Ligdeki ilk iç saha maçımızda tabii ki galibiyetle ayrılmak istiyoruz.
harika oyuncularımız var. Bunun dışında harika karakterler var takımda, harika insanlar var. Dolayısıyla şimdiden çok iyi bir uyum yakaladığımızı söyleyebiliriz. Takımın kimyasını, iyi bir kimya yakaladığımızı söyleyebiliriz. Hazırlık süreçlerini iyi geçirdiklerini ve uyumlu bir takım kurduklarını söyleyen takım kaptanı Mustafa Baki Görür, teknik heyetimizle, yönetimimizle güzel bir ekip var açıklamasında bulundu. Bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Süper Lig'deki ilk maçı. Dolu tribünün önünde ben kazanacağımızı umuyorum. Bu sezonda Süper Lig'de çok iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Güzel bir kadromuz var. Yerlisiyle yabancısı iyi harmanlanmış bir kadromuz var. İyi teknik ekibimiz, yönetimimiz, güzel bir ekip ruhu var. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Daha da yansıtacağız. Daha güzel maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum.